Değerli milletvekilleri, şu ruhsuz dünyanın şu zul çağında maalesef milletimiz kan ağlamaya devam ediyor. Ama iktidar Türkiye'nin gerçek meseleleri konuşulmasını istiyor. Zorluklar içindeki milletimize sürekli cambaza bak deniyor. Memleketin dört bir yanında geçim derdi var. Memleketin dört bir yanında işsizlik var. Memleketin her köşesinde kadınlarımız, çocuklarımız ağlıyor. İktidar işte bu sesler duyulmasın diye en güzel günlere bile nefret ekiyor. Nifak tohumlarıyla gerçek gündemi perdelemek istiyor. Ama olmuyor, olmayacak, izin vermeyeceğiz. Hiçbir suni gündem, bir türlü net bir plan program ortaya koyamayıp yılan hikayesine çevirdiğiniz eğitim takvimi yüzünden çocuklarının geleceklerinden endişe duyan ailelerin gerçeğini örtemeyecek. Hiçbir suni gündem ülkemizin 34 OECD ülkesi arasında kadına yönelik şiddet olaylarında birinci sırada olduğu gerçeğini örtemeyecek. Sadece bu yılın Ocak ayında 27, Şubat ayında 22, Haziran ayında 27 kadınımız öldürüldü. Son olarak ömrünün baharında 27 yaşındaki bir evladımız Pınar Gültekin katledildi. Kadınlarımız korku içinde, kadınlarımız kendini güvende hissetmiyor. Kadınlarımız, evlatlarımız tedirgin. Türkiye bu utançtan kurtulmak zorunda. Türkiye 10 yılda, son 10 yılda 3000, geçen yıl 474 kadınımızın öldürüldüğü bir ülke olma utancından arınmak zorunda. Geçtiğimiz günlerdeki bir gösteride açılan pankart yüreğimi yaktı. Bir kadın diğer kadınlara sesleniyor ve diyordu ki, "Kız kardeşlerim, bir gün öldürülürsem davam size emanet." Bu sözler Türk kadının durumunu özetleyen sözlerdir. Ve aslında bu sözler ülkeyi yönetenlerin yüzüne atılan bir tokattır. Ey Türk erkekleri, bu sözlere kulak verin. Bu sözlere anneniz, kızınız, eşiniz, sevdikleriniz için kulak verin. Kadınların erkeklere güvenemediği bir dünya kıyamet alametidir. Kadınının yanında duracak mertliği göstermemek Türk töresine yakışmaz. Buradan tüm kadınlarımıza ve onlara şiddeti reva gören vicdansızlara sesleniyorum. İyi ve cesur insanların iktidarında çıkıp diyeceğiz ki, kadınlarımızı özgür ve güven içinde yaşatamayan bir düzen, düzen değildir. Çıkıp diyeceğiz ki, tek bir kadın gözyaşı döküyorsa o düzeni yıkar, yenisini kurarız. Bunu sağlamak için çok fazla şeye ihtiyaç yok. Yasaları hakkıyla uygulamak, önlemleri hakkıyla almak yeter. Bu bir zihniyet meselesidir. Nefreti, düşmanlığı bırakıp kadınıyla, erkeğiyle milletimizin her bir ferdini sevmek gerekir. Bu sebeple Sayın Erdoğan'ı bir kez daha yaptığı ender iyi işlerden biri olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek yerine sözleşmenin maddelerini hakkıyla uygulamaya çağırıyorum. Bir avuç ahlaksızın hayallerini gerçekleştirmek uğruna kadınlarımızı mağdur etmenize izin vermeyeceğiz. Bir avuç özgüvensizin egolarını eylemek uğruna İstanbul Sözleşmesi'ni feda etmenize izin vermeyeceğiz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin ikinci yılını değerlendirdiği konuşmasında gördük ki Sayın Erdoğan da artık bu sistemin yürümediğinin farkında. Bakınız, son dönemde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin büyük bölümü ne için çıkarılmış biliyor musunuz? Tabii siz milletvekilisiniz, biliyorsunuz da ekran başında bizi izleyenler için sorayım. Daha önce çıkarılan kararnamelerde değişiklik yapmak için yeni kararnameler çıkarılmış. Yani yanlış kararları düzeltmek için. İşte size ülkemizi çağ atlatacak diye pazarlanan
bu ucube sistemin geldiği durum. Böyle bir sistem hizmet üretebilir mi? Hayır. Böyle bir sistem milletin sesini duyabilir mi? Hayır. Böyle bir sistem vatandaşın derdini çözebilir mi? Hayır. Devlet deneme yanılmayla yönetilemez. Yönetmeye kalkarsanız bugün olduğu gibi her alanda tökezlersiniz. Türkiye'yi uçurmaz, uçurumun kıyısına sürüklersiniz. Her ne kadar ballandıra ballandıra anlatsa da Sayın Erdoğan'ın sistemi değişmez görmediğini söylemesi olumlu bir adımdır. İşlerin yürümediğinin farkında olmak gelecek için olumlu bir işarettir. Bu vesileyle Sayın Erdoğan'a bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sorunun farkına varmak çözmenin yarısıdır. Türkiye'nin bu sarmaldan çıkışı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. İtiraf edemesen de bunu sen de biliyorsun. Gel, muhalefetle el ele ver, ülkemizi içine soktuğunuz bu sistem krizinden birlikte çıkaralım. Milletimizi içine soktuğunuz bu zor durumdan kurtaralım. Hatırlayın, referandum yapıldı. O referandumda uçacaktık, kaçacaktık, aşacaktık. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı 24 Haziran 2018'de. Gene bütün prangalar, zincirler kırılacaktı. 2018-24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak her konuşmamda bu sistemin yanlış olduğunu, seçildiğimiz takdirde bu konuda gereğini yapacağını söyledim. Meydan meydan söyleyerek, televizyon söyleyerek gezdik. Sonra bitti. Enteresandır. Bir daha iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme döner misiniz? Dönmeyi ister misiniz? İşte partili cumhurbaşkanlığını ne kadar destekliyorsunuz diye hiçbir araştırma şirketi vatandaşa böyle bir soru sormadı. Ama biz İYİ Parti olarak, İYİ Parti'nin genel başkanı olarak ben iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmenin şart olduğunu grup toplantılarında söylemeye başladım. Sizler Anadolu'da söylemeye başladınız ve bugün araştırma şirketleri iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi geçelim yoksa partili cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde mi kalalım sorusunu vatandaşa sorar oldular. Yani ne demek istiyorum? İYİ Parti vatandaşın hislerini, duygularını, yaşadıklarını önce gören, hisseden, anlayan ve bu konuyu seslendiren siyasi partidir. Ve bugün yapılan araştırmalara baktığınızda iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair vatandaşın talebinin bu araştırmalarda ki AK Parti için çalışan araştırma şirketleri de dahil 54 ile 60 küsur arasında oran değişmektedir. En düşüğü kabul edelim, %54 oranında vatandaş iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönme talebini, isteğini dile getirmekte ve bunu söylemektedir. Dolayısıyla bu memleketin iyi ve cesur evlatları sizlersiniz. Hani diyor ya Namık Kemal, vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini? Ve Gazi Paşa da cevaplıyor ya, vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. İşte siz, iyi ve cesur insanlar. Bahtı kara maderi kurtaracak olanlar sizlersiniz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Sorunları biliyoruz, çözümlerimiz hazır. Bu kürsünün milletin kürsüsü olduğunu bilen, inanan ve bu mikrofonu milletin sorunlarına ayıran milletimizin sesinin gerek iktidar, gerek vatandaşımız tarafından duyulmasını sağlayan yolu açan da İyi Parti'dir. Biziz, sizlersiniz.